matematikte kesirlerde toplama işleminden devam ediyoruz. İkiden fazla kesir olduğunda paydalarını eşitlemek için uygulayacağımız yöntemin birisi şu şekilde. Birinci kesri kapattık. Diğer iki kesrin paydalarının çarpımı 5, 7'nin çarpımı 35 ile bu kesri genişletiyoruz. 14 ile bunu 2 ile 7'nin çarpımı 14 olduğu için bu kesri genişletmek için de 2 ile 5'in çarpımı 10. Bu şekilde işlemin sonucunu buluyoruz. Bileşik kesri de tam sayılı kesre çevirdik. Şöyledir aslında. Kesirlerde toplama işlemi yaparken paydalarındaki sayıların en küçük ortak katları bulunur ve ortak payda o en küçük ortak kat olur. Kesirlerde çıkarma işlemi. 5 bölü 8'den 1 bölü 8'i çıkarırken büyükten küçük çıkarıyoruz. Yine aynı şekilde kesirlerde sıralamadan hangi kesir büyük hangi kesir küçük biliyorsunuz. Ve sonuca ulaştık. 4 ve 8 her ikisi de 4 ile sadeleşti. Sonucu 1 bölü 2 bulduk. Modellemesinde 8 parçadan 5'i tarandı. 8 eşit parçadan 1'i tarandı. 5 parçadan 1 parça çıktı. Sonuçta 8 parçadan 4'ü yani yarısı taranmış oldu. 1 bölü 2 sonucuna ulaştık. Şuradaki M harflerinde köşeli M yazdığımızda büyük M harfi, yuvarlak yazdığımızda küçük M harfi olduğunu bir arkadaşım yıllar önce söylemişti. Onu hatırladım. O yüzden o şekilde yazdım. Evet. 1 bölü 2'den 3 bölü 7 çıkarıyoruz. Yine aynı şekilde paydalarını eşitledik. Sonuca ulaştık. Tam sayılı kesirlerde çıkarma işlemi yaparken şöyle bir yöntem uygulayabiliriz. Her ikisi de olur. Tam kısımlarını birbirinden çıkarırız. Kesir kısımlarını birbirinden çıkarır. Kesir kısmına yazarız. 3'ten 2 çıktı. 1 tam kısmı. Paydalarını eşitledikten sonra 2 bölü 8'den 1 bölü 8 çıkardığımızda 1 bölü 8 sonucuna ulaştık. Ya da bileşik kesire çeviririz her iki kesri. Bileşik kesire çevirdikten sonra paydalarını eşitledikten sonra çıkarma işlemi yaparız. En sonunda bileşik kesiri tekrar tam sayılı kesire çevirerek aynı sonuca ulaşırız. İkisi de olabilir. Evet. Diğer bir sorumuzda 7'den 1 bölü 2'den 5'ten 1 bölü 2'yi çıkardık. Tam kısımlarını birbirinden çıkardık. Kesir kısımlarını birbirinden çıkardık. Sonuç böyle. Eğer yanında kesirlerin paydaları eşit değilse önce kesirlerin paydalarını eşitliyoruz. Sonra çıkarma işlemi yapıyoruz. Biraz önceki örnekte olduğu gibi. Şimdi şu soruda ise kesir kısımlarını birbirinden çıkaracağız. Fakat kesir kısmında 2 bölü 5, 2 bölü 3'ten küçük. O halde şöyle bir işlem yapıyoruz. 8 tam sayısını 7 artı 1 diye yazıyoruz. 1 tamı 2 bölü 5'e ekliyoruz. O zaman paylaştıktan sonra 7 bölü 5 oldu. Ve sonra 7 bölü 5, 2 bölü 3'ten küçük değil. Tam tersi oldu şu anda. 7 bölü 5, 2 bölü 3'ten büyük oldu. Ve bu şekilde payda eşitledikten sonra tam kısımlarını birbirinden 7'den 2'yi çıkardık. 5, 3, 7, 21, 2, 2, 4, 21'den 4 çıkardık. 17, ortak payda 15. Sonucunu açtık. Fakat şurada 17 bölü 15 yine bir tamdan büyük. 17 bölü 15'in içinde bir tam var. Bir tamı ayırıyoruz. Yani nasıl bulduk? 17'yi 15'e böldük. Bir tam var. Bir tam 2 bölü 15 aslında 17 bölü 15. Bir tamı 5 tama ekledik. 6 tam. 6 tam 2 bölü 15 sonucunu buluyoruz. Kesirlerde çıkarma işleminde en çok dikkat etmemiz gerekeni son bir kez bir daha söylüyorum. Büyük kesirden küçük kesri çıkarabiliriz. Sıralamada öğrendiğimiz kuralları uygulayarak yapıyoruz. Bir de payda eşitlemeden kesinlikle toplama ve çıkarma işlemi yapmıyoruz.